Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün güzel, basit, kolayca hemen hepimizin yapabileceği bir semizotu salatası yoğurtlaması yapacağım. Öncelikle burada bir demet kadar bu sap kısımları var. Diğer uç kısımlarını ayırdım. Bunları güzelce sirkeli suda beklettim, yıkadım. 4-5 tane salatalığım var. Bir tane salatalığın kenarından süs yapmak için böyle törpükledim. 3 diş sarımsağım var, yarım çay bardağı zeytinyağım var ve kıştan kalan haşlanmış mısırım var. Artık bitiriyorum bunları. Yeterince tuzum, karabiberim var. 2 su bardağı kadar yoğurdum var. Evet, şöyle hafiften doğruyorum ve tabağımın içine alıyorum. Bütün semizotlarımı böyle doğrayacağım. Evet, salatalıklarımı şimdi doğruyorum. Yani ister rendeleyebilirsiniz ama biraz böyle ağza gelsin istediğim için böyle normal, çok büyük olmayacak şekilde güzelce doğruyoruz ve bunları da aynı şekilde tabağımızın içine alacağız. Evet, soyduğumuz sarımsaklarımızı ister rendeleyebilirsiniz, İster böyle benim gibi kıyabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Biz çok sevdiğimiz için öyle göze batmıyor. İstediğim şekilde doğruyorum, rendeliyorum. Genelde her şeye alışkın yani ev halkı. Ve şöyle. Ve bunu da yoğurdumun içine ilave edeceğim. Yoğurt da kendine yaladığımız yoğurt. Şöyle güzelce. Bunu iyice şöyle karıştırıyoruz. Süzme yoğurt da olsa güzel olur aslında, içine böyle yarım su bardağı kadar katılsa harika olur. Ve şöyle birazcık yarım birazını şöyle döküyorum. Ve yoğurdumu döküyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Eğer az olursa biraz daha ilave ederim. Şöyle tuzunu, karabiberini ilave ediyorum. Ve güzelce şöyle bir karıştırıyoruz iyice. Evet, servis edeceğimiz tabağımıza alıyoruz yeterince şöyle ve evet, şöyle güzelce düzlüyoruz. Dediğim gibi ev yapımı yoğurt olduğu için biraz daha böyle sulumsu oluyor ama süzme yoğurt da ilave ederseniz daha güzel kıvam oluyor. Ama bizim için sorun değil yani. Şöyle güzelce yaptıktan sonra şöyle bir düzlüyoruz ve üzerine şöyle zeytinyağının kalanını gezdiriyorum. Ve şöyle sunumda farklı bir görünüm olsun diye şöyle salatalığı hafif tırtıklı olarak soydum ve bir köşesine şöyle koyuyorum. Şöyle. Evet. Ve etrafına şöyle güzelce kalan mısırlarımdan şöyle yapıyoruz. Ve bu kalanları da şöyle gezdirebiliriz. Hem sunumu güzel olur, daha şık durur. Evet, bütün mısırları şöyle obak obak şöyle. Evet, salatamız hazır. Evet, salatamız yenmeye hazır. Allah'ım yemeği nasip etsin. Evlerimize bereket, huzur versin. Bu güller de benden sizlere gelsin diyorum. Gül kadar güzel, mis kokulu, güzel, hayırlı hayatımız olsun hepimizin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.